Sinan Bey yarın akşam, diğer akşam bazı televizyon programlarında yayınları var. Yarın da yine Mevlüt Bey'le, Mehmet Bey'le birlikte de Antalya'da buralarda bazı ziyaretler yapacaklar. Yani şu anda adeta Cumhur İttifakı'nın bir elemanı gibi... Saçma sapan. Peki. Millet İttifakı'nda bir parti var. Neydi? Eski partide bakanlık da yapmıştı. Türkiye'deki Suriyeli kardeşlerimiz. Sayın Kılıçdaroğlu birdenbire sığınmacı kartını açtı. Bir ciddiyet yok karşı tarafta. Biz oturduk konuştuk bunlar. Ben o ciddiyeti öbür tarafta görmedim zaten. Siz sığınmacılar nasıl göndereceksiniz? Şey mi yapacaksınız? Sındıra götüreceksiniz? Sancınıkla karşıya mı atacaksınız? Türk devlet aklı yaşıyor. Türk güvenlik bürokrasisi bazı fanatiklerin dışında 4000 senelik devlet aklıyla hareket ediyor. Mümkün değil ki bu. Biz seçimlere girmeseydi siz ikinci tura kalamıyordunuz. Bunun siz farkında mısınız? Ufak da olsa bir şimdi kazanmaya dair çok ufak da olsa bir umut varsa bizim sayemizdedir. Dolayısıyla da HDP ile yan yana gelme zaten eşyanın tabiatına aykırı. İnadına omuz bağı. Ne yapsaydım yani bir Türk milliyetçisi olarak HDP ile yan yana durup kendim mi inkar etseydim? İnadına omuz bağı. Affedersiniz. Neyini konuşuyorsunuz? Parlamentoyu dahil ama daha... Parlamentoyla Cumhurbaşkanlığı'nın farklı yerlerde olması ülkeyi krize götürür. Bir Türk milliyetçisi olarak inadına omuz bağı parlamentoyu alan Cumhur İttifakı'na Cumhurbaşkanlığında destek vermekten daha doğal bir şey olur. Ne yap? Kriz mi çıkarsaydı? Hiç alamanın bir anlamı yok. Biz ilkelerimizi ortaya koyduk ve ilkeler bazında bir uzlaşma sağladık. Herkes çekilsin, tek başınıza seçime girin, ancak öyle alacaksınız. Başka alma şansınız yok zaten. Karşınıza ikinci bir şans çıkmasını, zayıf da olsa bir şans matematiksel olarak, bana teşekkür etmeniz lazım. Gidip HDP'nin yanında durmayacağım, kimse kusura bakmasın. İnadına omuz bağı. Ben Türk milliyetçisi bir siyasetçi olarak söylüyorum. HDP'nin yanında değil, bu tarafta. Ey Kürdistan! Artık sahibim var! Hem Sayın Davutoğlu'nun hem diğeri... unutuyorum yani. Türk siyasetinde de çok etkisi olmadığı için. Az önce söylediğiniz cümleyi de üstüne koyalım. HDP'nin olduğu yerde ben olmam. Peki